Lütfen bana şişede şöyle yapın. Tamamdır Sophie, her şeyi yapacağım. Ben sana pembe malzemelerden yapacağım. Bence siyah. Ben de maviye bayılırım. O yüzden mavi rengi kullanacağım. Fanta da burada. Leziz. Ah vay be. Hiçbir zaman mavi bal yememiştim ama havalı görünüyor. Onunla başlayacağım. Vay canına, bu çok lezzetli olacak. Ve biraz paralı da eklerseniz daha da güzel olacak. Ve geriye kalan tek şey iyice sallamak. Çok güzel, inanılmaz. Biraz yıldızlı gökyüzüne benziyor. Şimdi ise Mentos ekleyeceğim. Ve onunla her şeyi iyice buzlayacağım. Harika. Şimdi ise buz gibi nefesimi kullanacağım. Aa, sanırım biraz abartmışım. Aynen öyle Tina. Neyse şimdi ben de yemek yapacağım. Siyah renkli balı alacağım. Aa, hayır. Aa, korkuyorum oralardan. Yeme beni. Ne kadar lezzetli hava bu bal. Aa, işte burada. Yakaladım seni. Hey Kevin. Hadi ver bu spatulayı bana ve bir daha asla böyle yapma. Kusura bakma Molly. Bilerek yapmadım. Tamamdır. Balı kolaya döküyorum ve sonra patlayan şekerleri ekliyorum. Ne kadar havalı. Baksanıza ağzımda bir patlama var. Ah evet. Sophie kesinlikle bayılacak jölemi. Şimdi sadece dondurmak kaldı. Bunun için fritöz kullanacağım. İşte böyle. Hazır. Ben de Sophie için hubba bubba'dan yapacağım jölemi. Sadece dondurmayacağım. Onu eriteceğim. Ve acı biber yardımcı olacak. Ne kadar da yakıyor. Yapacak mısınız? Artık çok açım. Tabii ki Sophie. Her şey hazır. Vay be harika. Çok teşekkürler. Ah, bu ne böyle? Masada bir buz parçası mı var? Görünüşe göre birisi abartmış. Böylesini yemeyeceğim. Ama burada pembe jöle var ve çok iştahsız küçük görünüyor. Sakız gibi kokuyor. Evet, gerçekten çok havalı. Şimdi de siyah kola jölesini denemek istiyorum. Vay canına, gerçekten inanılmaz bir şey. Çok lezzetli. Vay canına. Burada patlayan şekerler de var. Kevin sen kazandın. Oley yaşasın. Duydunuz mu? Şimdi ise bana lütfen sandviç yapın. Tamamdır Sophie. Mücadelede kazanmak için çok özgün bir şey bulmam gerekiyor. Öncelikle ekmeği kızartma makinesinde kızartacağım. Vay canına baksanıza. Gerçekten sihir oldu. Pembe tostlarım var. Ve bu kalıpla tek boynuzla atı keseceğim. Harika pembe tostlarım olacak. Süper. Şimdi ise harika çantamı çıkaracağım. Çünkü orada sakız var. Wow. Baksanıza gerçekten inanılmaz bir şey. İşte anladığınız gibi sakızı kullanacağım. En önemli malzeme o olacak. Tostun üzerine koyacağız ve brülörle eriteceğiz. Ha, evet. Bence mükemmel bir şey oldu. Peynir yerine. Ve et yerine kocaman uzun hababubayı kullanacağım. Onu böyle atımın kuyruğu gibi yapacağım. Baksanıza ne kadar havalı oldu. İkinci tarafıyla kapattım ve servis edebilirim. Vay canına yakalıyorum, yakaladım. Evet. Harika oldu Kevin. Ay. Özür dilerim. Tostumu alabilir miyim? Teşekkürler. Biraz krema ekleyeceğim. O zaman Sophie'nin en sevdiği kurabiye şeklinde pasta hazırlayabilirim. Vay canına aferin sana. Ben de harika orijinal bir tasarım yapacağım tostlarım için. Harika. Ay şeklinde olacak. Sıradaki hamle. Onları bir sürü kremayla kaplıyoruz. Lezzetli jelibon ayıcıkları ekliyoruz. Ve ikinci tarafıyla kapatıyoruz. Her şey hazır. Afiyet olsun Sophie. Wow. Vay canına işte bu. Hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum. Hepsi çok iştah açıcı görünüyor.
Burada Oreo bile var. Onunla başlayacağım işte. Hoşuma gitti. Çok yiyecekmiş. Ama diğerlerini de denemek istiyorum. Vay be, çok tatlı. Mavi yemeğin hayranı değilim. Ama bu ayıcık işsiz. Ve sadece son yemek kaldı. Bu tek boynuzlu at. Size bir sır söyleyeceğim. Onlara bayılırım resmen. Evet, kazananı seçmek zor olacak. Çok lezzetli. Ve bu arada acaba nasıl bir sakızım olacak? Vay be, kurtarın. Uçup gidiyorum. Oh, hayır Sophie. İyiyim. Bu harika. Demayla kazanıyor. Oley. Tanrı'ya şükür. Şimdi ise ben wok eriştesini istiyorum. Yapar mısınız? Sorun değil. Tabii ki Sophie. Ve bu konuda harika bir fikrim var. Lezzetli siyah erişteler yapmak için, mücadelede kazanmak için onları bir su ısıtıcısında demleyeceğim ve oraya çikolatalı şurup ekleyeceğim. Ah evet, inanılmaz görünüyor. Bense eriştelerimi pişirdim. Tabağa koyacağım ve şimdi süsleyelim. Ben çilekli marshmallow alacağım. Onu böyle rendeleyeceğim ve iyice karıştıracağım. Böylece pembe olacak. Ve iyi olacak çünkü kalp şeklinde yapacağım. İşte bu çok güzel. Ben de harika ve güzel şekilde koyacağım tabağa noodle'ımı. İşte böyle baksanıza. Ve tabii ki onları Oreo kurabiyesiyle ve siyah bonibonlarla süsleyeceğim. Ha, çok komik. Sanki gözlerim var böyle. Molly, ne yaptın? Özür dilerim. Yemek istedim. Pekala. Birkaç tane daha yapacağım. Ve böyle siyah pipetler ekleyeceğim. Ha, ne kadar tatlı örümcek oldu. Baksanıza. Ne? Bu noodle mı? Hayır, çok sıkıcı. Ben kendim yapmalıyım. Ve tatlı yapacağım. Jelibon kullanacağım. Ve üzerine sos yerine sıvı şeker koyacağım. Bence çok havalı olacak. Ve bu arada acaba neden biraz ekşi mavi jel eklemiyorum? İşte böyle. Ve bu arada burada ekşi toz da var. Ve patlayan şekerler. Ve biraz sprey kullanacağım. Ve servis edebilirim. Vay canına. Kevin. Hom hom hom. Hayır yapma, neden? Yemeğime bakma öyle. Of ya, kötü. Her şey hazır, afiyet olsun. Vay canına, ne kadar havalı. Gözlerime inanamıyorum. Vay canına. Muhteşem bir yürek var burada. Onunla başlayacağım. Bu pembe erişteler iştah açıcı görünüyor. Tadı da öyle. Ama bu siyah örümcek biraz korkutuyor ve bakışlarıyla büyülüyor. Bakalım Kevin ne hazırlamış. Vay be, harika olmuş. Gözü de öyle, yeminebilir. Gerçekten Oreo'danmış. Vay canına, bu ne böyle? Bunu da tamamen jelibondan. Bayıldım. Gerçekten çok iyi. Hepsini istiyorum. Özür dilerim. Tina kazanıyor. Evet, en lezzetli noodle. Oley, sonunda. Ben kazandım. Videoyu izlediğiniz için ve beğenmek tuşuna bastığınız için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlara yaz, en sevdiğin renk hangisi? Yakında görüşürüz ve güle güle.